buket çiçek pek çok şeyi anlatır aslında. Belki siz bile aldığınız çiçeğin anlamını bilmiyorsunuz. Hazır sevgililer günü yaklaşmışken mis kokulu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? İşte çiçekler ve sessizce anlattıkları. Seni seviyorum demenin en zarif ve en romantik yollarından biridir kırmızı gül. Peki ya diğer çiçekler? Onların da anlamını işin uzmanından öğreneceğiz. Yanımda Hüseyin Avni Özkan var. Merhabalar Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de çok iyiyiz. Kaç yıldır çiçekçilik yapıyorsunuz? Yaklaşık çalışım dönemle birlikte 41. senem bu sene. 41 senedir, bayağı uzun bir süre bu. Oldukça. Çiçeklerde de son moda var mıdır? Genelde müşterileriniz hangi çiçekleri tercih ediyorlar son zamanlarda? Tabii ki normal kıyafet de olduğu gibi çiçeklerde de moda var. Moda renkler var. Yani her mevsime göre özel renkler seçiliyor, tasarlanıyor. Bunun için işte fuarları takip ediyoruz. İşte Almanya'da dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi var çiçek üzerine, IFM Essen diye. Orada o senenin trendi ortaya çıkıyor. Biz de her sene burayı takip ediyoruz ve ülkemizde de uygulamaya çalışıyoruz. Bu çiçeklerin kokularını da merak ediyorum. Dediğiniz gibi birçok çiçeğin birçok farklı mesajı var. O yüzden gelin isterseniz birlikte hem göz atalım hem de kokularına bakalım. Tabii ki. Papatya'nın genelde verdiği mesaj bizlere bereket. Bereket, samimiyet, yani farklı. Herkesin seveceği bir çiçektir zaten. Çok talep gören çiçeklerden bir tanesidir. Sevgililer Günü'nde özellikle, Anneler Günü'nde. Annelerimiz çok sever papatyayı. Evet, papatyayı. Kokuyor burası gerçekten. Çok teşekkür ederim. O yüzden hepsi birbirinden güzel. Şimdi Sevgililer Günü buketi hazırlayacağız Hüseyin Bey'le birlikte. Peki bir Sevgililer Günü buketinin içinde hangi çiçeklerden olması gerekiyor? İşin olmazsa olmazı kırmızı güller. Demin anlattığım gibi kırmızı, aşkın rengi. Kırmızı gül de bunun en iyi ifade şekli. Dolayısıyla kırmızı gül olmazsa olmazımız. Ben içinde sevgi barındıran, sevgi anlamı yüklenmiş birkaç çiçek seçtim. Bunları isterseniz birlikte tasarlayalım. Biz hazırız, o halde tamam. Başlayalım. Böyle böyle. Sevgililer Günü'ne özel buketimizi Hüseyin Bey bizler için hazırlamaya başlıyor. Evet, burada bir sürü çiçek görüyoruz. Evet. Özellikle kırmızı gül, aşkı ve sadakati temsil Kesinlikle. Eden bir buket hazırlayacağız. Tutkuyu, değil mi? Tutkuyu, aşkı, sevgiyi, sadakati, her şeyi temsil eden tek bir çiçek var, kırmızı gül. Evet, başlayalım o halde. Peki. Hüseyin Bey. Başlıyorum. Rubellini yapraklarımız var, Phoenix diye de bilinir. Ruskus yaprakları, zamya yaprakları ve sığınyalar var. Yeşil. Bakabilir miyim? Evet. Bu bir kış çiçeğidir. Bordo renkli, böyle kahverengi dönük bir renktir. Kırmızıyla çok yakışır. Evet. Bunu da kullanmayı düşünüyorum. Yine kırmızı böyle hafif pembe tonlarında. Pıtırcıklar. Evet. Var. Kırmızı İtalya ekvator güllerimiz, kırmızı lalelerimiz, kırmızı hypericumlar, kuru çiçeklerimiz ve simpidium orkidelerimizin kandilleri, yaprakları. Bir de draseneye yapraklarımız var kahverengi. Bunları kullanarak şık bir tasarım oluşturacağız. Altyapımızı önceden hazırladık. Çiçek saplarını bir çiçek süngeri üzerine koyarak başladım. Bir süngerden bahsettiniz. Süngeri neden kullanıyoruz? Şimdi çalışmamı kolaylaştırmak için sapları buna çiçek süngerine sapladım. Üzerine de çalışma alanım olan çiçek süngerini koydum. Çalışmaya başlıyoruz şimdi. Rubellini yapraklarıyla başlıyorum. Altyapısını oluşturuyorum. Ne kadar farklı ve değişik duruyorlar. Kesinlikle. Onlar tropik kökenli kabuklar. Hypericum diye geçiyor ismi. Çok kullandığımız yardımcı malzemelerden bir tanesi. Evet, zamya yapraklarıyla devam ediyorum Rubelli'den sonra. Zamyaları da bitirdim. Şimdi ruskus yapraklarıyla devam ediyorum. Şimdi sirhimyaları kullanma zamanı.
Bu arada sevgililer günü için buketimiz devam ederken ben de onların da tüyolarını alayım. Doğum günlerinde ne almalıyız? Anneler gününde hangi çiçekleri tercih etmeliyiz? Anneler gününde genelde tercih edilen şey gül ama farklı renkli güller, rengarenk çiçekler. Ve kır çiçeklerin buketleri, demin de bahsettiğim gibi papatyalar. En çok revaçta olan ürünler onlar. Bir de saksıda orkidelerimiz var. Phalaenopsis orkidelerimiz, kelebek orkidelerden var. Onları daha çok veriyoruz. Sevgililer gününde işte zaten bahsettiğim biraz sonra materyalleri de göstereceğim. Onları alabilirler. Doğum günlerinde de giden kişiye göre değişiyor. Anneyse işte demin bahsettim der. Yoksa sevgiliye giden ürünler gene başında çıkıyor. Orkide ve gül. Peşinden kırmızı güllere geçiyorum. Kırmızı güllerden sonra orkideleri ve laleleri işleme alacağız. Asıl hareketi kuru çiçeklerimiz katacak. Son dokunuş diyebiliriz. Evet, çiçeğimiz şu an tasarım anlamıyla bitmiş durumda, çiçekle ilgili kısmı. Şimdi ambalaj kısmı var. Son trend kurdele olarak şöyle yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ederim. En başında da söylediğiniz gibi bu sabitlemek için kullanılan süngerde onu çıkarttık. Şunları bitirdim. Artık şöyle tutabilirsiniz. Şöyle. Biraz daha yukarıdan. Şöyle iki tane. Şimdi buna uygun bir kurdele seçeceğiz. Genelde eski tip kurdeleler çok fazla revaçta değil bu ara. Kordon dediğimiz kurdele yerine daha çok şu an... Bir bağcığa benziyor değil mi? Evet, bildiğiniz kordonlar. Evet, öyle. Bitiriyoruz buketimiz, tamamlanmıştır. Estağfurullah, ben erken bir sevgili gün kutlaması gibi olsun size hediye edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok merse, çok sağ olun. Bazen sevginizi ifade etmek için sözler yetersiz kalır. Siz de sevdiğinize, sevginizi en güzel şekilde hissettirmek için bir buket hediye edebilirsiniz.